Bu animonimizde Osmanlı Devleti'nde ordu konusunu öğreteceğiz. Hazırsanız başlayalım. Osmanlı Devleti'nde ordu kapıkulu ocakları, eyalet askerleri ve donanma olarak 3 ana bölüme ayrılmıştı. Sosman'ın 3 farklı ordusu vardır. Bunlar elinde kapı kolları olan kapı kolu ocakları, hayalet askerler ve donanmadır. Kapıkulu ocakları devşirme kökenli askerlerden oluşuyordu. Devşirmeyi devirmekle imgeleştiriyoruz. 3 ayda bir ulufe adında bir maaş alan bu ordular, tahta çıkan padişahtan da cülus adında bahşiş alırlardı. Ulufeyi ulufe ile cülusu cılızla imgeleştiriyoruz. Kapıkolu ocağındaki askerler ellerinde kapı kolları olan ve sürekli etrafındakileri deviren askerlerdir. Kapı kolu askerlerinden biri diğerine "Bizim ulu feyler yattı mı?" Diğer asker "Üç ayda bir yatıyor, daha var." Başka bir asker "Bakın, bir padişah tahta çıkıyor. Hemen gidip bahşiş isteyelim." Kapı kolu askerleri hemen padişahın yanına giderler. Padişah, "Tahta çıkmamın şerefine alın size bahşiş." Askerlerden biri, "Aman padişahım, bu bahşiş çok cılız." Sefere çıkıldığında sefer bahşişi alırlardı. Padişah, "Neyi yetmiyor bu paranın?" Asker, "Padişahım, yakında sefere çıkacağız. Sefer bahşişi isteriz." Padişah, "Pekala, alın bakalım. Bu da sefer bahşişi olsun." Kapıkulu ordularında piyade olarak görev alan birlikler. Kapıkulu ordularında piyade olan askerlerse şunlardır. Acemi Ocağı. Acemi Ocağı, acemilerin olduğu bir ocaktır. Acemi bir asker, "Pardon Yeniçeri Bey, bizim ocak hangisiydi acaba?" Yeniçeri Ocağı. Yeniçeri, "Git başımdan acemi çaylak." "Aa, cebimde para vardı, kaybolmuş. Cepçiler mi aldı yoksa?" "Cepçiler." Cebeciler. Cepçiler cepledikleri parayla topçulardan top alırlar. Cepçilerden biri, "Oradan birkaç tane top ver bakalım." Topçular. Topçu, "Topları bir arabaya koyayım bari elinizde taşımayın." Top arabacısı. Topçu, "Top arabacısı, fazla top araban var mı?" Top arabacısı, "Var ama şuradaki lağım çukuruna takıldı. Lağımcıları çağırayım." Lağımcılar. Top arabacısı, "Lağımcılar, şu arabayı lağımdan çıkarmama yardım edin." Lağımcılardan biri, "Yardım edemeyiz. Bugün çalışmıyoruz. Paraya ihtiyacımız yok. Kumbaramızda bir sürü para birikti." Humbaracılar. Benzetmemiz, kumbaracılar. Lağımcı, "Kumbaracı bey, sizde daha büyük bir kumbara var mı?" Bostancı, benzetmemiz postacı. Kumbaracı, "Sonuncusunu da postacıya verdim. Benim için birkaç posta götürecek." Postacı, "Gideceğim yer çok uzak. En iyisi bu postayı kapı kollu süvarilere vereyim. Onlar atlarıyla daha hızlı gider. Hey, silahtar!" Kapıkulu ordularında görev alan süvariler. Silahtar. Silahtar, elinde ucu anahtardan yapılmış silahlar olan askerlerdir. Silah ve anahtar sözcüklerini birleştirerek hazırlayacağız. Silah, anahtar, silahtar. Silahtar postayı alır. Sipahi, benzetmemiz siyahi. Silahtar yolunda ilerlerken karşısına siyahi bir süvari çıkar. Siyahi, "Ulu feyciler nerede acaba?" Silahtar, "Şuradaki garip süvarilere sor." Sağ ve sol garipler. Siyahi,
Hangisine? Sağdaki garibe mi, soldaki garibe mi? Silahtar, fark etmez. Siyahi, onu feyciler ne tarafta acaba? Sağdaki garip süvari, şu tarafta. Siyahi, hangisi? Sağdaki mi, soldaki mi? Garip süvari, fark etmez. Sağ ve sol ulu feyciler. Siyahi ulu feycilerin yanına gider. Siyahi, hanginiz ulu feycisiniz? Sağdaki ve soldaki ulu feyciler aynı anda İkimiz de! Eyalet ordularının en önemli gücü tımarlı sipahilerdi. Eyaleti hayaletle, tımarlı sipahileri tımarhaneden çıkan sipahilerle imgeleştiriyoruz. Bir diğer orduysa hayalet ordusudur. Hayalet ordularının en önemli gücü tımarhaneden çıkan sipahilerdir. Padişah, tımarhane nasıl, sipahilerim benim? Paraya falan ihtiyacınız var mı? Bu ordular devlete herhangi bir yük oluşturmazlardı. Sipahilerden biri, gerek yok padişahım, size yük olmayalım. Verdiğiniz topraklar bize fazlasıyla yetiyor. Eyalet ordularındaki temel askeri birlikler. Hayalet ordularındaki askeri birlikler ise şunlardır. Tımarlı sipahiler. Tımarhaneden çıkan sipahiler, koşturan akıncıları görünce dururlar. Akıncılar. Akıncılar akın yaparken azap çeken askerler görürler. Azaplar. Azap çeken askerler. Bu delilerden bıktık. Tiplere bak. Deliler. Deliler. Hey, beşliler. Çakın bir beşlik. Beşliler. Şakalara bak ya. Beşliler. Sakalar. Benzetmemiz şakalar. Şakalar. Ne bakıyorsunuz lan? Diyerek şaka oyuncakları arasından bir sapan çıkarır ve bu sapanla bir taş fırlatır. Turnalar. Taş gökteki turnalara isabet eder. Başına taş isabet eden turna, "Aa, kafam!" Yayalar. Turna yayaların üzerine düşer. Müsellemler. Müsellemi süslü ele benzetiyoruz. Süs 51'i yere düşen yayayı kaldırır. Ayağa kalkan yaya, ellerin ne kadar süslü. Düğüne mi gidiyorsun? Süs 50, hayır, cambaz gösterisine gidiyorum. Birazdan başlayacak. Cambazlar. Cerrahorlar. Cerrah 10 koşarak cambazın yanına gelir. Açılın, açılın, ben cerrahım. Boynuklar. Benzetmemiz boynuzlar. Etraftakiler. Boynuzlar geliyor, boynuzlar. Cerrah. Bu boynuzlar kimin ordusu? Şuradaki bağlı beyliklerin orduları. Bağlı beyliklerin orduları. Diğer orduysa donanmadır. Donanmanın başında Kaptanı Derya bulunurdu ve askerlerine Levent adı verilirdi. Kaptanı Derya'yı kaptanlık dert ya sözüne Levent'i leğene benzetiyoruz. Diğer orduysa donanmadır. Donanmanın başında Kaptanı Derya bulunurdu ve askerlerine Levent adı verilirdi. Donanmanın kaptanı, kaptanlık dert ya, bıktım denizinden, dalgasından. Yeter, leğenlerim, iskele alabanda. Bir animoniğin daha sonuna geldik. Başka bir animonikte görüşmek dileğiyle.